sınıf olduğum yerden giriyorum. Ama dalga çalışıyorum. Benim buradan ayağa girene kadar bir sürü mesafe var, olmaz. Şuraya girmesi, bak. Şu kadar. Buradan tuttuktan sonra bileklerimi elimi değiştirerek rakibin bileğini değiştiriyorum. Ve buradan dirseğini tutuyorum. Tarafıma üstüne oturarak dirseklerimle tutup yatıyorum. Yattığım zaman da rakibin müdafası kalmıyor. Sen çok eğildiğin zaman sana boyun durumla karşılık verebiliyor. Ben kardeşim daha önce de benden bir teknik videosu istemişti dalıştanla ilgili. Ben de C2 tamamına özel bir teknik atıyorum. Ondan sonra da teknikleri çalışmaya devam edelim. Serbest süreçte en önemli oyun dalış. Ufaktan tek kol, kafa kol, saltolar oluyor ama A takım seviyesine geldiğimiz zaman önemli oyun dalma oluyor. Dalma da en önemli etken ayağa dalmak için rakiple olan mesafe diyoruz. Yani boksta yumruk mesafesi diye bir şey var. Yani rakibinin yumruk mesafesinin dışında kalırsan ne kadar sana vurmaya çalışsa çalışsa yumruk sana gelmiyor. Serbest güreşte de bu mesafe rakiple olan baş hızı. Şimdi güreş pozisyonundayız. İkimizin hizası da aynı. Ben buradayım, Servet aşağıda. Tamam mı? Şu anda dalabilecek kişi Servet. Ben Servet'in aşağısına girersem ben dalabiliyorum. Servet benim altıma girerse Servet olabiliyor. Yani bu mesafeyi kim aşağı tutarsa o olur. Peki herkes eğildiği zaman ne oluyor? Burada bu sefer çok eğildiği zaman kondisyon yetmeyebiliyor. Çok aşağıda kaldığın zaman. Ya da rakibi sen çok eğildiğin zaman sana boyun durumunu karşılık verebiliyor. Ne yapmamız lazım? O ayarı dalabileceğiniz pozisyonda iyi ayarlamamız lazım. Yani ben dalabileceğim pozisyonda buralarda rakibi çekmem lazım. Getirdim boşluğuna. Burada ben adım altında sıyrılacak pozisyona geldiğimde boşluğu bulduğum yerden giriyorum. Çift, tek, topuğa ya da yana. Bütün dalmalarda geçerli olan bir kural. Eğer çok dik durursanız, rakip eğik durursa buradan dalma şansınız yok. Buradan adama dalma şansı yok. Benim buradan ayağa girene kadar bir sürü mesafe var, olmaz. Ne yapmam lazım? Ufalmam lazım. Buraya ufaldım, rakibim de ufaldı. Aşağı çektim, dikeldi, kalktı. Buraları yakaladığım zaman buralardan dalabilirim işte. İster buraya girelim, ister bu ayağa girebilirim, istersen buradan topuğa inerim. Önemli olan rakibin altına girebilmek. Altına girdikten sonra dalış kolaylaşıyor. Tamam. Teşekkür ediyorum. Biz dalmaya devam edelim. Geldiğinden de öyle değil mi? Bunu o mesafeyi yakalayamadım mı? Yani boksör gibi yani. Adamlar yukarıda kaldı mı? Sonra kafa dayamak. Buradan çıkan dalamam. Tabii kalksana sen. Şimdi öyle. Bizi şuna bak. Kafa dayamak. Bak kafa dayamak adama nasıl yiyeceğim? Kafaya dayayacağım ben burada kendime yer bulayım. Bak hazırla yer bulayım. Bak sen şu kalan. Çok rahat lan şu anda. Bak sen şimdi benim altıma gel. Bak. Burada. Burada. Alamazsın. Ama kafayı sen benim buradan kafamı çıkarttın sen. Tutar şart gitti bak. Buradan geçiyor bak. Şimdi oldu mu? Kimin avantajı oldu? Şimdi ya. Sen ben bak bak sen bozuldun. Şimdi bak yüzdün bunu. Bak ben buraya geldim. Şimdi gördün mü? Atak sen. Atak bende. Önemli olan adamın şu. Göğüs mesafesinin altına girmek bak. Buralar bak. Uzak da kalsan. Bak malzemeler de geçen bir yaptım görürsün. Uzak da güçler. Burada çekeyim ben mesela. Altında kaldım. Tak. Böyle. İlk hamle yaklaşmak için ikinci hamle girmek için niye uzak kalıyorsun? İlk hamle yalanla yaklaşmak için bu ikinciye giriyorsun. Bir de usta burada eklemek istediğim şey var. Adam bu kafayı elini bıraktığı zaman şu koltuktan sonra girdiği zaman zaten çıkartıyor. Yani elini bıraktığı zaman boşluk olmaları. Şu koltuk altının şu kısmına kafayı bir an önce sokabiliyor. Zaten bunu Serhat abi söyledi. Ne dedi? Rakipten aşağıda olmanız lazım. Buraya girdikten sonra bundan zaten kafayla birlikte falan kafayı... İki tane önemli konu var. Bir, rakipten aşağı olmak lazım. İki, şu koltuk altlarına kafayı sokabilmek lazım. Buralarda girmek lazım. Gidiyor. Eğildik. Eğildikten sonra şu koltuk altları kapalı olduğu zaman da rakip sizi karşılayabilir. Bu yüzden ne yapıyoruz? Kafayla birlikte eğilip koltuk altına sokacağız. Zaten burada mesafe kısa. Yani şuraya evet. Gidiyor bak. Şurada çok kısa bir mesafe var aslında.
Yani yapabildiklerinde çok kısa bir mesafe. Yani şöyle iki karış kadar bir mesafe var. Şuraya girmesi, bak şu kadar küçük mesafe. O kadar küçük bir mesafe ki. Yeter ki yerinde ve zamanında. Yerinde ve zamanında yapınca çok kolay. Ama uzaktan, pataküte, geri gelmeden, plansız yapmak çok zor. Yine abi. Girerken bir yükün olduğunu ufalıyorum. Girdikten sonra sen o boşluğu bulunca oradan devam ediyorsun. Yani benim hissettiğim bir şey var abi. Mesela buraya zaten şu girdiğim zaman rakip üstüme geliyor. Dikkat ettiyseniz bakın. Hemen rakipten güreştik böyle. Girdiğim zaman üstüme geldi. Zaten bunu yapmam gereken ayağı tutmak olur. Onun yerini yaptım. Değil mi? Az ama biraz rakipten üstüne gittiğim zaman. Doğru bir zaman. Eğilip. Rakibin altına eğilip. Sadece kafayı tutuyor. Ayak tutma. Bu şekilde oturduğum kalmayı müdafaa kaldırıyor. İşte mesela ben normal zorla dans verirsin. Mesela burada biraz zorla dans. Ben burada müdafaa yaparım sana. Çünkü niye? Zorla zoraki daldım. Ama dalmayı tam şık diye yerinde oturduğun zaman ne oluyor bak. Gözü tak girdi hop. Ben bir afallıyorum zaten. Bir müdafaa yapmama zaman kalmıyor. Dönmeme, kontrol etmeme zaman bile kalmıyor. Aynen. Yani orada hızından da faydalandığım için rakip müdafaya geçtiğinde biraz zorlanıyor. Bunlar düz dolaşlar. Düz dolaşlarda geçerli olan bu. Tabii bir de bunun kaldıran arkadaşları var. O ayrı bir de. Kaldıran arkadaşlar da uzaktan da olabilirsin. Koltuk altına geçmeyebilirsin. Çünkü abi bu kaldırarak sağ gösteriyor, sola gidiyor. Biraz önce senin yaptığın gibi mesela buradan aldın bana. Koltuk altına astın. Buradan ben buna gireceğim zaten. Bu ayağı alınca bak. Müdafaa bile kalmadı. O kadar büyük bir aldatma ki. Hem yukarıdan aldırıyor oğlum. Tek kol kısa kol atabilirsin diye. Hem ayak takabilirsin diyorum. Sonra ayağıma giriyorsun. Ha aa bu ayağıma girecek misin? Bu ayağımı çekeyim bir bakayım bu ayağıma giriyorsun. Müdafaa yok. Güneşte doğru yapılan tekniğinin sıfır müdafaa. Müdafaa olma şansı yok. %100 doğru yapılmışsa oyunun müdafaası olmaz. Hiç şekilde olmaz. Aynen. Yani oyunun yapacağın oyunun şartlarını oluşturduktan sonra müdafaa şansın çok az kalıyor. Sıfır. %100 oturdun boyu müdafaa şansın. Tık dönüşüyor. Ben yine şu tekniği daha göstereyim. Arkadaşlar buradan güreş zaten serbest güreş. Böyle başlarsan zaten avantajlı bir şekilde başlarsın. Rakip avantajlı olur. Bu yüzden ben güreşirken ilk yapacağım ayağım hangisi öndeyse, rakip taraftaki o bileği tutar. Tuttuktan sonra rakibine yaklaşıyorum. Buralarda benim silahımda yaptığım teknik kalışı buradan tuttuktan sonra bileklerimi elimi değiştirerek rakibin bileğini değiştiriyorum. Ve buradan dirseğini tutuyorum. Rakibi de kendine doğru çektikten sonra şuradan asıyorum. Astıktan sonra biraz rakibi kovalıyoruz. Yani kovaladıktan sonra da zaten rakibin şu ayağı benim için önemli değil. Aslında bu ayak benim için aldatma ayağı olacak. Buradan astıktan sonra da arkadaşlar ne yapıyorum? Kalpten yine sene devam edildi. Buradan tek kol, kafa kol yapma olasılığım da var ama rakip ayaklarını burada düşünmez. Düşünmediği için bu ayaklar çok boşta kalıyor. Ben ne yapıyorum burada? Kalpten küçüldüğüm zaman rakip bu sefer ne yapıyor? Otomatikmen beyin ayaklara yönlendiriyor. Ne yapıyor? Ayağını çekiyor. Bu ayağı çektiği için bu ayak önde kalıyor. Benim hedefim zaten bu ayak. Bu ayağı ne yapıyorum? Sadece şu kalça tarafıma üstüne oturarak dirsekten de tutup yatıyorum. Yattığım zaman da rakibin müdafası kalmıyor. İşte bu aldatma davranışlarında Serhat abinin de dediği şey oluşmuş oluyor. Yani aldatılan davranışlarda, aldatılan tekniklerde müdafaa şansımız çok azalıyor. Bir de bastırmaya çalışmıyorsun. Tık tık düşünmüş oluyorsun. Evet, direkt oyuna puana gitmiş oluyoruz.